aslında. Üçüncü gün trenle Mostar'a geçeceğim. Bir tık soğuk. Bakalım ne kadarmış. Şeyler spa sporcu olmaz ki zaten. That's what a selfie. Evet. Thank you. Burada aynı görünüyor şu an zaten. Yani şeylerle falan göreceksiniz dediler. Yani Mostar'da mı geçerken? Yok, yolda geçerken göl varmış, şelale varmış işte. Ondan sonra bayağı yeşil dediler ama şu anda bir tünelin içinden geçiyoruz. Herhalde ilerleyen şeyde. Şu anda hepsi de yeşil gibi görünüyor zaten. Baksana. Bu tarafta aynı, bu tarafta aynı. Küçük küçük evler var. Oraya hiç gitmedim, bilmiyorum. Ama güzel villalar var. Onu görmüş oldum. Döndük ve dümdüz ilerleyeceğiz. Yaklaşık 20 dakika sonra Mostar Köprüsü'nde görüşürüz. Sokağın güzelliğine bakar mısınız? Her yer ağaç, her yer yemyeşil. Bayıldım. Efendim? Buraya doğru yaklaştıkça daha küçük evler görüyorsunuz. Ben hala çen çok sarıyorum burada. Kuş sesleri güzel, doğanın içindeyiz. Hemen karşımda dağda bir haç simkesi var. Henüz varmadım. Bakalım şimdi size haç simgesini göstereyim. Trenden çıktıktan sonra iki cadde kadar falan yürüyorsunuz. Zaten köprüyü bulmanız çok kolay çünkü her yerde tabela var. Tabela olmasa bile bir şekilde topluluğun arasında takip edin. Yani hiç yol bilmenize gerek yok. Haritaya da bakmanıza gerek yok. Bu alanlar gayet güzel, turistik bir mekan şeklinde zaten. Bizim oralara da bayağı benziyorlar. İstediğiniz her yerde oturup kahvenizi, biranızı içebilirsiniz. Ama bence köprüyü gördükten sonra mekan seçiminizi yapın. Çünkü manzara olarak daha güzel yerler var. Köprüye doğru yürürken Saraybosna ve Mostar hakkında birkaç bilgi vereyim size. Öncelikle kesinlikle Mostar bir gün için yeterli. Zaten sabah treni var, bir de akşam treni var. Ve arada 5-6 saat vaktiniz oluyor. Doya doya gezip rahat rahat dinlenebilmek için.
Hatta arada ben road turu falan yaptım. Birazdan göreceksiniz. Gayet ideal. Güzel turistik alanlardan geçtikten sonra köprüye varıyorsunuz. Köprüde yürümek biraz zor. Düşmeyelim diye bir şey yapmışlar. Buradan manzarayı görebilirsiniz. Müthişti gerçekten. Masmavi görünüyor. Otelleri yapmalarının amacı işte insanlar oradan atlamasın diye. Ama yine de böyle para karşılığında orada atlayan insanlar vardı. Gösteri yapmak amaçlı. Ben biraz sabah erken geldiğim için şu an mesela burası boş. Ama dönerken adım atacak yer yoktu. Köprüden böyle bakıp işte hangi manzarası güzel mekan varsa onlardan birini seçip gidebilirsiniz. Ben o şekilde ayarladım ve gerçekten kahveyi içtiğimiz yer çok çok güzeldi. Şu anda Mostar Köprüsü'nün üstündeyiz. Bir tık beni üzdü. Yerler falan inanılmaz kaygan. Birazdan size dışarıdan çıkacağım. Şuradan girdik. Burası da. İşte hadi bakalım dışarıdan nasıl görünüyor. Birazdan karşıdaki köprüye geçip manzara resmi orada çekmeyi düşünüyorum. Çünkü burada hiçbir şekilde çekemiyorum. Yani yüksek bir yer var ve oranın üzerine çıkmam lazım. Hemen gelirseniz şu nokta çok güzel görünüyor. Oraya gidelim. Bakalım. Buranın en bilindik hikayelerinden bir tanesi evlenmek isteyen erkeklerin sevgini kanıtlayabilmesi için Mostar Köprüsü'nden atması gerekiyormuş. Bu bilgiyi şöyle altını çize çize ekliyorum ona göre. Ya. Güzel. Burada kendi kendime video ve fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Rüzgar olduğu için biraz zor oldu çünkü tripodum düştü. Bu tripod da iyi ki almışım zamanında. Böyle BİM'den 100 liraya falan almıştım. Dünyanın en işlevsel şeyi olabilir. Ve istediğim gibi video çekebildim. Çünkü hem tripodum hem de watch'um sayesinde. Mostar'da yapacağınız bir başka aktivitelerden bir tanesi bot turu. Fiyat uygundu diye yaptım. Çünkü bir kere geliyorum. Bir daha gelir miyim belli değil. 100 TL gibi bir fiyatı vardı. Sizi köprünün altından böyle iki kere tur attırıyor. Dövüşte de güzel bir şov yaptı kendisi. Benim için eğlenceli bir vakitti. Siz de geldiğinizde aşağı doğru inerseniz zaten fiyatını görürsünüz. Videoda gördüğünüz kalabalık kesimime de bence mutlaka uğrayın. Çünkü video ve fotoğraf çekimi için çok güzel bir alandı. Köprü çok güzel görünüyordu orada. Köprüden, gördüğünüz köprüden geri dönerken burada bana sıkı tutun dedi. Ben de sıkı tutunuyorum zaten dedim. Ama yeteri kadar tutunmuyormuşum. Hayatımda botla drift'e atmadım demem artık. Benim için çok eğlenceliydi. Mostar gezimizi meşhur Saray Osman kahvesiyle taçlandırarak bitiriyoruz. Harika manzaraya karşı kahvemizi içtikten sonra buraya veda ediyorum. Videomu beğenir ve kanalımı takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda merak ettiğiniz sorular hakkında yorumlardan ve Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. O zaman ben kahveyi içip burada seyahati sonlandırıyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.